Efendim, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimde Atina'nın son adımı tepki çekti. Yunan güçleri Bozcaada açıklarında seyreden bir Türk ticaret gemisine taciz ateşi açtı. CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk ve kameraman Halil Kahraman, Çanakkale açıklarına çekilen o gemiyi görüntüledi ve geminin yetkilisi Cengiz Oluç'la konuştu. Adaları uluslararası hukuka aykırı silahlandıran Yunanistan'ın tacizleri bitmiyor. Dün öğle sıralarında Bozcaada açıklarındaki seyir halindeki ticari gemiye yönelik Yunan güçlerinin saldırısı oldu. Taciz ateşleri oldu. Havaya 20'den fazla ateş açtılar ve ardından bu geminin kaptan köşküne doğru silahları doğrulttular. Bir el ateş açıldı bu gemiye. Uluslararası sularda bu taciz girişimi gerçekleşti. Yunan güçleri bu geminin adeta önünü kesti. Anatolian gemisi Somali'den yola çıkmıştı. Boş bir gemiydi. İçeride 18 personelin bulunduğu bu gemi İnebolu'ya doğru gidiyordu. Bakın zaten şu an geminin son derece bakımsız olduğunu görüyorsunuz. Bu gemi tersaneye gidiyordu. Bakıma giriyordu ki Bozcaada açıklarında uluslararası sularda Yunan güçleri tarafından iki Yunan botu tarafından bu geminin önü kesildi. Ve havaya 20'den fazla önce ateş açıldı. Ardındansa içerideki personelin olduğunu gören Yunan güçleri kaptan köşküne doğru silahlarını yönelttiler ve ateş açmaya başladılar. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. İçeride 18 kişi vardı dedik. Kimseye bir şey olmadı. Yaralanan yok, ölen yok ama tabii çok büyük bir korku ve panik yaşandı. Şu an Anatolian gemisi, bu bir ticari gemi dedik, Çanakkale Boğazı'nın girişinde demir attı ve artık yoluna biraz sonra devam edecek, tersaneye gidecek bu gemi. İçerideki personeli görüyorsunuz, 18 personel var. Biz de şu an Çanakkale Boğazı'nın açıklarındayız. Aslında girişindeyiz, bir balıkçı teknesiyle buraya doğru yöneldik. Hemen şöyle görüşmek istiyorum aslında. Biraz daha şöyle yanaşırsak, Cengiz Bey'le dünden beri bizler de temastayız. Biraz daha eğer çok size zahmet vereceğim ama biraz daha yanaşalım. Cengiz Bey, çok geçmiş olsun. Nedir durumunuz? Sağ olun, teşekkür ederiz. İyiyiz şu anda. İyiyiz, bir sıkıntımız yok. Cengiz Bey, nasılsınız? Ne durumdasınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Sağ olun. Dünden bu yana iyiyiz. Burada demirledik dün akşam saatlerinden itibaren. Herhangi bir yaramazlık yok. Onun dışında hepimiz iyiyiz. Bizim istikametimiz İnebolu. Buradan kalkış müsaadesi aldığımız zaman direkt olarak İnebolu'ya doğru, İstanbul'da bir ikmalimiz olacak. Yakıt ve su ikmali yapacağız. Biraz gıda takviyesi yapacağız gemiye. Oradan transit şeye devam edeceğiz. İnebolu'ya devam edeceğiz. Somali'den yola çıkıyoruz. Somali'den geliyoruz, evet. Dün neler yaşandı peki? Bir anda Yunan güçleri elimizi kesince neler yaşandı efendim? Üzerimize geldiler. Herhangi bir uyarı yapmadan durmamızı emrettiler. Durmayınca ateş etmeye başladılar. İşte biz de durmadık, devam ettik. Sağ olsun Türk güvenlik güçleri, sahil güvenlik komutanlığı ekiplerinin geldiğini anladıklarından itibaren de hemen yanımızdan ayrıldılar zaten. Bozcaada açıklarında uluslararası sularda bu olay yaşanıyor. Daha önce bu gemide herhangi böyle bir taciz girişimi oldu mu? Siz bu rotayı daha önce kullanmış mıydınız? Bu rotada giden gemilerimizde de öyle bir herhangi bir şey şimdiye kadar yaşanmadı. Yani bu rotada olsun, daha aşağıda güney Yunanistan güneyine doğru, Atina güneyine doğru, Akdeniz'e doğru giden o sefer yapan gemilerimiz oldu bizim. Herhangi bir şey, bir olumsuzluk yaşamadık. Evet. Yani ilk anda tabii yabancı olduğu için personel, 3 tane Türk vardı gemide. Türk Radyo bir uyarı mesajı geçmişti. Ona göre bizim bir şeyimiz vardı zaten, az çok bir tedbirliydik. Personelin bizim dışımızda 15 tanesi yabancı. Hepsi bir şey yaptılar yani, yabancı personelden özellikle bir panikleyenler oldu. Ama iyiyiz yani, biz şey yok. Ateş açılmasının nedeni neydi? Gemiye bakıyoruz. Yani Türk bayrağı da görüyoruz. Komoros bayraklı aynı zamanda, değil mi bu gemi? Gemi Komoros bayraklı. Türk karasularına gireceğimiz için biz önceden Türk bayrağını hemen hazırlayıp çektik. Yunan şeyiyle tamamen irtibatımız kesildikten sonra Türk bayrağı çektik gemiye. Bu gemi ticari gemisi. Yük mü taşıyorsunuz bu gemide?
Bu gemi Somali'de laydaptı. Yani çalışmıyordu uzun bir zamandır. Orada yatıyordu bu gemi. Biz işte aldık, tersaneye götürüp bakımlarını yaptırıp ondan sonra bir hat kurup yani şirketin tabii düşünceleri bunlar. Ben tam onu şey yapamam şirket adına. Tabii ki yük taşımak amacıyla bu gemi yapılıp sefere hazırlanıp yük taşımak amacıyla getiriyorduk biz. Niye peki buraya demirlediniz? Limana geçmedi gemi. Talimat bu şekilde geldi. Bu şeyler bizim kontrolümüzde, inisiyatifimizde olan şeyler değil. Liman yetkilileri bize buraya demirlememizi emrettiler. Biz buraya demirledik. Tabii prosedür gereği insanlar şimdi şaşırabilir. Bizim de girmemiz yasak. Sizin de şimdi iniş yapmanız, çıkmanız yasak değil mi? O konuda da bir açıklık getirelim. Gemi transit olduğu için. Evet, gemi şu anda transit. Yani geminin transitinin bozulması için işte gümrük, pasaport işlemlerinin yapılmış olması gerekiyor. Bu işler yapılmadan da ne bizim gemiden inmemiz ne de dışarıdan herhangi bir izinsiz gemiye temas mümkün değil. Tamamen yasak. Kanun dışı bir şey. Efendim çok çok geçmiş olsun. Bir süre daha buradasınız, sonra rotanın... Yani denetleme bekliyoruz, inspection bekliyoruz. Birkaç saate kadar görevliler gelecekler. Onların denetleyecekleri bir konular var. Ondan sonra devam edeceğiz yolumuza. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ ol.